Sorular ağırlıklı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani bunların hepsi size teker teker soru olarak da gelebilir. Yani tek bir soru olarak da sorabilir ÖSYM. Ben bir sorunun içinde 4 tane öncül koydum ki elimden geldiğince 1 saatlik süre zarfında daha çok soru çözmeye çalışacağım. A diyen var, A diyen var. Evet arkadaşlar, soruyu çözümlemeye başlayalım. Birinci öncülümüzden başlamayacağım. Çünkü sorumuzun doğru cevabı birinci öncülden çıkacak. İkinci öncülle başlıyorum. Çin Seddi, Türk akınlarının korunmak için bu devletin zamanında yapılmaya başlanmıştır. Çin Seddi hangi devletin zamanında yapılmaya başlandı? Hunların. Hangi imparatorun zamanında yapılmaya başlandı? Mete Han'ın. Çin Seddi zaten yaklaşık bir 600-700 yıl sürüyor arkadaşlar yapılması. Öyle bir anda yapılmıyor. O yüzden hangi hükümdar zamanında bitmiştir? Hani tarzında soru olmaz. ÖSYM size buradan soru sorarsa Çin Seddi hangi hükümdar zamanında Türk akınlarına karşı yapılmaya başlanmıştır derler. Cevabınız metan olacak. Böyle bir soru gelir mi sanmıyorum ama öncül sorusu olarak bu şekilde gelebilir. Üçüncü öncülümüzde bu devleti kuran boyun adı Aşina'dır. Avarları yıkarak kurulmuşlardır diyor. Bu birinci Göklük Devleti'nden bahsediyor arkadaşlar. Aşina demek Türk devletlerinde kurt adı. Yani Türkçe'de kurt anlamına gelir. Eğer size Göklüklerle ilgili bir soru soruluyorsa ve işin içinde bir hayvan cevabı arıyorsanız önceliğiniz mutlaka kurt olsun. Çünkü Göklükler kurtlarla çok alakalı. İlerleyen sorularımızda buna benzer bir sorumuz daha olacak. Orada da bunu hatırlamanızı umuyorum. Dördüncü öncülümüz bu devletin en parlak dönemi Moyençor'un tahtta olduğu dönemdir. Moyençor'un tahtta olduğu devlet hangisi? Uygurlar. Değil mi? Evet. Birinci öncülümüze geliyoruz. Bu zaten sorunun çeldirici kısmıydı. Avrupa Hun Devleti'nin başına Balamir'den sonra geçmiştir. Bizans İmparatoruna gönderdiği mektupta güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim demiştir. Arkadaşlar ilk düşüneceğiniz şey sizi Atilla'ya çekecektir. Balamir'den sonra Avrupa Hun Devleti'nin başına Atilla değil, Uldiz geçmiştir. Ondan sonra da zaten Rua gelecektir. Atilla Avrupa Hun Devleti'nin son hükümdarı denilebilecek bir hükümdardır. Bu sorumuz da Uldis birinci öncülün cevabı. Yani güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim sözü Bizans İmparatorluğu'na gönderen Uldis'dir. Atilla değildir. Atilla ile ilgili sorularımız da olacak zaten. Sorumuzun cevabı B seçeneği Atilla'dır. İkinci sorumuz. Bir cevap mı var? Sorular zor olabilir ya. ÖSYM direkt size bunu bu şekilde sorar mı? Bir tane sorar ama hani benim amacım burada daha çok soru çözebilmek. Ve bu şekilde kompleks soruları çözebiliyorsanız konulara aşırı hakimsiniz demektir arkadaşlar. Bu soruları çözebiliyorsanız sınava gönlünüz rahat gidebilirsiniz. Sorular zor olduğu için değil ama. Mesela teker teker sorulduğu zaman gayet basit sorulardır bunlar. Tek öncüllü sorsam ben bunu çok basitti. Ama böyle kalabalık öncül gördüğünüz zaman soru sizi yeniyor. Soruya yenilmeyeceksiniz. Soruya yenilirseniz kaybedersiniz. Aslında ben bunların hepsini size teker teker sorsaydım, birer birer, herkes bu sorulara doğru cevabını verirdi. Şimdi sorumuzu açıklayalım. Yukarıdaki ilk Türk devletlerine ait çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Bu soru tipi ÖSYM'nin sevdiği bir soru tipidir. Onu da söyleyeyim. Birinci öncülde Avrupa'da Flagellum Dei unvanı ile anılmıştır diyor. Flagellum Dei aslında sizin bildiğiniz Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kamçısı ifadesidir. Bu soru size Tanrı'nın kamçısı olarak sorulsaydı herkes bu sorunun Atilla olduğunu bilirdi. Ama ÖSYM'de MEP kitabında bu Tanrı'nın kamçısı olarak geçmiyor arkadaşlar. Flagellum Dei parantez içinde Tanrı'nın kamçısı olarak geçiyor. ÖSYM böyle bir soru sorarsa bunu direkt bu ifade şeklinde size verecektir. Flagellum Dei Tanrı'nın kamçısı Avrupalıların Tanrı'nın Hristiyanları cezalandırmak için Atilla'yı gönderdiğini düşündüğünden dolayı Atilla'ya bu unvanı vermiştir. Aynı zamanda Atilla'nın diğer bir unvanı da Tanrı'nın kılıcı
Ares'e sahip olduğu inancıdır. Bu kılıca sahip olan kişinin bütün dünyayı fethedeceği inanışına sahiptir Avrupalılar ve Atilla'nın da bu kılıca sahip olduğunu düşünmüşlerdir. Atilla'nın seferleriyle ilgili kısa bilgi verecek olursak, 1. Balkan, 2. Balkan, Galya ve İtalya seferleri olmak üzere 4 tane sefer yapmıştır arkadaşlar. Atilla ile ilgili bilgi verdikten sonra 2. öncülüğe geçiyorum. Anadolu'ya ilk akınları düzenleyen Türk topluluğudur. Bakın birçok soru bankasında ben bu soruyu görüyorum ve birçok soru bankası da bunun cevabını Sibirler olarak alıyor. Kesinlikle ve kesinlikle yanlış bir ifadedir. MEP'te olsun, Açıköğretim Fakültesi'nde olsun bu ifadenin karşılığı Hunlardır arkadaşlar. Yani Avrupa Hunları devletidir aslında. Avrupa Hunları devleti Anadolu'ya ilk akınları düzenleyen devlettir. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bunlarla ilgili hatta Urfa Başpiskoposu Efraim, bunlar Yecüc ile Mecüc kavmidir. Kuhelanların üzerinde fırtına gibi giderler, geriye dönüp ok atarlar diye bir ifade veriyorlar size soru bankalarında. Her soru bankasında bu tipik bir sorudur. Hani bu kavim kimdir diye sorar. Genelde de çoğumuz peçenekler falan işaretleriz. Hunlar çıkar. Şimdi ilk başta Hunlar yazdığı zaman orada aklınız hemen Asya Hun Devleti'ne gidiyor. Asya Hun Devleti Anadolu'ya geldi mi? Gelmedi. Evet doğru bir ifade bu. Asya Hun Devleti Anadolu ile bir işi yok. Ama kavim olarak soruyor arkadaşlar. Avrupa Hunları da Hun kavminin bir parçasıdır. Basık'la Karsık önderliğinde 4. yüzyılda, 400'lü yıllarında sonlarına doğru Anadolu'ya ilk akınları düzenleyen devlet Avrupa Hun devletidir. Sibirler ise 6. yüzyılda Anadolu'ya akınlar düzenlemiştir. Bazı kaynaklar bunu yerleşti olarak alıyorlar. Anadolu'ya ilk yerleşen Türk devletinin Sibirler olduğunu söylüyorlar. Ben ne MEP'te ne de AÖF'te Anadolu'ya Sibirlerin yerleştiği ile ilgili bir ifade okumadım. 3. öncül İslam ordularıyla ilk kez silahlı mücadeleye girişen devlettir. Hazreti Osman zamanında Hazarlar ilk defa İslam ordularıyla silahlı mücadeleye girmiştir. Peki İslam ordularıyla silahlı mücadeleye giren bir devlet daha var Orta Asya'da. İsmini bilen? Evet, Türk İşler Devleti de İslam ordularıyla birlikte savaşmıştır. İslam'ın Orta Asya'ya yayılmasına engel olmuştur. Hazarlar da İslam ordularıyla savaşarak İslam'ın Karadeniz'in kuzeyine yayılmasına engel olmuştur. İbn Fadlan Rihle adlı eserinde bu devlet hakkında bilgi vermiştir. Şimdi hepimiz biliyoruz. İtil Bulgarları İslamiyet'i ilk kabul eden Türk devleti. Yani ÖSYM tutup da aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'i ilk kabul eden Türk devletidir diye bir soru sormaz. Buradan gelebilecek soru tipi iki tanedir. Birincisi bu İbn Fadlan'ın Abbasi halifesi tarafından gönderilmiştir bu. İbn Fadlan Bulgaristan'a, İtil Bulgarlarına oradaki görüşlerini notlarına almıştır. O notları da işte Rihle adlı eserinde biriktirmiştir. Bu eseri sorabilir ya da İtil Bulgarları hangi hükümdarın zamanında Müslümanlığı kabul etmiştir diye bir sorusu olabilir. Hangi hükümdarın zamanında İtil Bulgarları devleti Müslümanlığı kabul etmişti? Bilen? Çok güzel. Boris Han'la karıştırmıyoruz bakın. İtil Bulgarları deyince almış Han, Boris Han Tuna Bulgarları devletinin başkanıdır. O Hristiyanlığı benimsemiştir. Şıklarda size Boris Han'ı da verir. O an sınav stresiyle Boris Han mıydı, Almış Han mıydı diye düşünmeyin. Boris zaten Hristiyan bir kelimedir. Almış Han dediğiniz Türk bir kelimedir. Oradan da ayırt edebilirsiniz. Bu durumda sorumuzun doğru cevabının Sibirler olduğu görülüyor. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Buyurun arkadaşlar. Soruyu düşündüğünüzde çözebilirsiniz aslında. Öncülleri bir aklınıza getirin. Çok güzel. İşte bu kadar basit. Dışarıdan kalıplı bir soru gibi görünebiliyor size ama hemen ayırt edebiliyorsunuz. Neden? Dini olarak benzerlik gösterme şansı var mı? İlk defa din değiştiren devlet kimdi? Uygurlardı. Maniheizmi benimsemişlerdi. Bu öncül gitti. Ekonomik olarak ilk defa yerleşik hayata geçen Türk topluluğu Uygurlar değil mi? Ondan öncekiler hayvancılıkla geçinirken ticaretle daha çok geçinirken Uygurlar neyle geçiniyordu? Tarımla geçiniyordu. Tabiatıyla da hem ekonomik hem dini bakımdan diğer Türk devletleriyle benzerlik gösterme şansı Bögük Ağa zamanında din değiştirmişti hocam. Yazayım onu.
Büyükan. Devlet yönetimi ve ordu teşkilatı konusunda benzerlik gösterdiği gibi aynı zamanda kendisinden sonra gelen Moğolları da etkileyerek Moğolların devlet teşkilatlanmasında örnek olacaklardır. Moğollar Uygurlara ne diyordu? Benim hocam ifadesini kullanıyorlardı, değil mi? Benim hocam. Evet, sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneğidir. Sonraki sorumuz. Güncel bir soru aynı zamanda. Güncel bilgilerde dahi çıkabilecek bir soru. Evet, çok doğru. Mart ayıdır arkadaşlar. Bu son zamanlarda çok fazla gündem olan bir konu. Yani ben bu soruyu güncelde gelse de şaşırmam. Arkadaşlar, Nevruz Bayramı Türklerin Ergenekon destanında konu olmuş bir bayramdır. Dağı eriterek çıkmasını baz alır. Ama nedense son zamanlarda çok fazla siyasete girmeyeceğim. Bu tür tartışmalar var. Hani Nevruz'un ne olduğu konusunda halkı bilinçlendirmek için bu tür bir soru sorulabilir. Soru kalıbındaki şeyleri de iyi öğrenin. Türkiye'de baharın gelişi bu ayda kutlanır. Bu aya baş ay, yeni gün adı verilir. Farsça'da adı Nevruz olarak geçer. Bunları da unutmayalım. Buyurun hocam. Soruyu dikkatli okuyalım lütfen. Soruyu dikkatli okuyalım dedim. Bir kere daha diyorum. A diyen arkadaşlar. B seçeneğine bir bakın bakalım. Orada Roma İmparatorluğu mu diyor, Doğu Roma İmparatorluğu mu diyor. Değil mi? İşte ÖSYM böyle bir şey yaparsa eğer, ki bu soruyu da sorarsa yapar, emin olun. Çünkü kavimler göçüyle ilgili sorulabilecek öyle çok değişik, kimsenin yapamayacağı zor bir soru tipi yok. Ama ufak bir kelime oyunuyla sizi kandırabiliyor. O bir ilk öncüldeki şey MEP kitabında geçer arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabı 11. sınıfta geçer. Onu ilk gördüğümde ben de şaşırmıştım. Nasıl olmuştu Avrupa bunları edebiyat alanında ve müzik alanında şey yapmış, Avrupalıları etkilemiş, şaşırtıcı. Yani yazıyı ilk kullanan devletin Göktürkler olduğu düşünülürse demek ki sözlü edebiyat alanında etkilemiş. Evet. Sorumuzun doğru cevabı bu arada Doğu Roma İmparatorluğu, yani B seçeneği olacak. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı, Doğu ve Batı olarak. Buyurun hocam. Sağ olun hocam. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Şu ana kadar soruyla ilgili doğru cevap verebilen kimse yok arkadaşlar. Soruyu tekrar okuyun lütfen. Tebrik ederim. Nevin Yıldırım. Arkadaşlar, Müslüman Karahanlılarla Maniyevist dinini benimseyen Karahitaylıların bazı kaynaklarda Kalmuklar olarak geçer. Fakat MEP kaynaklarında bu Karahitaylılar olarak yazar. Arasındaki mücadelelerin anlatıldığı Türk destanı Manas destanıdır. Manas destanı aynı zamanda canlı destan niteliği taşır. Canlı destan nedir? Günümüzde hala yazılmaya devam eden bir destandır. Çok klasik bir soru tipi vardır. Aşağıdaki destanlardan hangisi ilk Türk destanları arasında yer almaz der. Cevap da hep Manas çıkar. Niye? Çünkü Manas hala yazılmaya devam ettiği için eski destanlar arasında alınmıyor. Burada son zamanlarda ÖSYM biliyorsunuz destanlar konusundan olsun, Orta Asya'da Divan Lügat Türk'ün içerisindeki bilgilerden olsun sorular yöneltiyor. Destanların isimlerini biliyoruz çoğumuz. Göç Destanı, Türeyş Destanı kime ait? Aynen öyle şey Murat Hocam. Göç Destanı, Türeyş Destanı kime ait hepimiz biliyoruz. ÖSYM bunları bildiğimizi de biliyor. Ama destanların içeriğiyle ilgili bilgimiz var mı? Sadece isimlerinden ibaret çoğu. O yüzden destanların içeriklerini bilelim arkadaşlar. O yüzden size burada bazı destanların içeriklerini kısaca anlatacağım.
Göç Destanı Uygurların destanıdır. Göç Destanı içeriği şudur. Kutsal bir kayalığı vardır Uygurların. Uygurlu bir Kaan, Çinli bir prensesle evlenir. Çinli prenses de türlü oyunlarla Kaan'ı kandırıp kutsal kayalığı Kaan'a parçalatır. Kutsal kayalık parçalandıktan sonra 15, 20, 30 yıl boyunca Uygur ülkesinde çok yoğun bir kıtlık yaşanır. Bu kıtlık yüzünden Uygurlar göç ederler. İşte o yüzden bu destanın adı da zaten Göç Destanıdır. Şah Kızı Destanı'ndan soru bekliyorum. Dikkat edin. Çünkü Şah Kızı Destanı İtil Bulgarlarına ait bir destandır. İtil Bulgarları son zamanlarda revaçta bir devlet. Herkesin bildiği yerden değil, bilmediği yerden sorarlar. Mesela o uçağın kalkıp düştüğü soruyu sormuşlardı. Herkes mesela uçağı biliyordu ama nereye gittiğini bilmiyordu. Kimse yapamadı soruyu. Hani buradan da bu şekilde bir soru sorabilir. Herkes İtil Bulgarlarının Müslümanlığı kabul ettiğini biliyor ama Şah Kızı Destanı İtil Bulgarlarının mı kimse bilmiyor. İşte o yüzden bu soruya dikkat edelim. Şah Kızı Destanı İtil Bulgarlarının Müslümanlığı kabul etmesini konu alır arkadaşlar. Konusu da budur. Sihirli Geyik Destanı Avrupa Hunlarına ait bir destandır. Yine Türeyş Destanı da. Direkt devlet olarak destanı mı? Destan içeriğini dahi sorarlar hocam size. Göç Destanı'nın bilgisini verir. Az önce sana anlattığım şeyi söyler. Der ki bu destan hangisidir der. Ya da aynı şekilde soruda olduğu gibi Manas Destanı'nın içeriğini verir. Hangisidir der. Hangi devletlere ait olduğunu da sorabilir. Karşılaştırabilir ama o soru basit bir soru olacaktır. Hani zorlarlarsa böyle sorarlar. Zaten benim işim de size hani zorladıklarında yardımcı olmak. Zaten basit şeyleri sizin bildiğinizi düşünüyorum. İlk Türk İslam öncesi Türk Devleti ile ilgili sorularımız bitti arkadaşlar. Süremiz de sınırlı olduğu için soruları biraz kısa tuttum. Eğer memnun kalırsanız yine ekstra sorular hazırlayıp kısa kısa bilgi notları hazırlayıp devam edebilirim. Lütfü hocamıza söylerseniz eğer. Bakalım. Tamam hocam, ben her türlü sizlere bu tür soruları hazırlayıp soru üzerinde konu anlatımlarını da kısa kısa yaparak sınava az bir zaman kalarak eskiden çok önceden öğrenmiş olduğunuz bilgileri aklınızda taze tutmaya çalışacağım. Sağ olun hocam. Bu soruya bakın çok önem veriyorum. Bu soruyu bir çözün lütfen. Ben bu soruya çok önem veriyorum. Bu soruyu daha önce hiç sormadılar. Bu soruyu sorarlarsa inanın yani dünyanın sapmasını yapacağını düşünüyorum ben. 2 puanlık bir soru olur bu. Çok rahat 2 puan yapar bu soru. Çünkü ilk aklınıza gelen şey olmuyor genelde. Denizli diyenler çok. Ceyhan diyenler var, Bursa var, o Adana var, hepsi var. O yüzden diyorum ya zaten sapma yapacak bir soru diye. Arkadaşlar şimdi ÖSYM böyle bir soru sorduğu zaman aklınız sizi ilk başta çekeceği bir nokta var. Bu devletlerden hangisi en önce kuruldu? Karahanlılar. Ondan sonra kim kuruldu? Gazneliler. Ondan sonra kim kuruldu? Büyük Selçuklu Devleti. Bunlardan hangisi en önce yıkılmıştır diye düşünüp birinci öncülü ilk sıraya alırsınız. Aldığınız anda soru size el sallar böyle. Güle güle yapar. Genelde bu mantık doğrudur ama burada doğru değildir. O yüzden ben bundan bir soru beklerim. Arkadaşlar burada olay tam tersi. En önce kurulan, en sonra yıkılırken, en son kurulan en önce yıkılıyor. Yani bu devletler arasında en önce yıkılan devlet Büyük Selçuklu Devleti'dir. Karahanlar 1217'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Selçuklular 1157 idi. Evet, 1200. Yani 13. yüzyılda yıkılan devlet Karahanlılardı. Yani en önce bunlar arasında kurulan bunun sıralamasını şöyle aklınızda tutun arkadaşlar. Böyle bir şey gelirse hani ezberlemeye çalışmayın yıllarını. Hangisi daha önce kurulduğunu biliyorsunuzdur. Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu zaten. Yıkılış sırası da tam tersi. Önce kuruluş sırasına göre yazın. Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular bunlar böyle kuruldu deyin. Yıkılışını sorarsa tam tersine gidin. Yani birden üçe doğru kurun, üçten bire doğru da yıkın. Anlaşılmıştır umarım. İnanın yapamazlar yani. Kimsenin ilk aklına gelen şey değil. Ben birçok soru bankalarında çözdüğüm için hiç böyle bir soruya da denk gelmedim.
Evet arkadaşlar, cevabımız neydi? 3, 2, 1 hangi seçenekte? A seçeneğiydi. Buyurun. Evet, aslında bu ihtiyacın son denemesine de çıkmış bir soru. Koymak istemiyordum o şıkkı oraya ama diğer şehir lakaplarının hepsi ÖSYM tarafından sorulduğu için ben de sorulmuş bir şehri buraya seçenek olarak koymak istemedim ki sizi hani sorulmamış olanları öğretmeye çalıştım. Yoksa oraya daha farklı bir seçenek de koyabilirdim. Buhara İslam'ın Roma'sı olarak adlandırılan bir şehirdir. Daha önce sorulduğunu hatırlamıyorum. İsfahan, bundan çok güzel soru olabilir. İsfahan şehri önemlidir. Melikşah zamanında Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentliğine yükselmiş bir şehirdir. Aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentliğini de yapmıştır. Bu şehir için eskiler taşlarının cevher, sineklerinin altın, otlarının safran olduğunu söylerlermiş. Ve dünyanın yarısının üzerinde yaşadığı şehir olarak anılmış. Bir diğer unvanı da budur. Yarısının üzerinde yaşadığı şehir. Ve bu söylediğim şeylerin hepsi map kitabında direkt geçen şeylerdir arkadaşlar. Yani sağdan soldan kıtırık bilgiler değildir. Map kitabında aynı şekilde bu ifadelerle yer alır. İsfahan şehri önemlidir. İlk sorudaki B seçeneğindeki unvanına ek olarak dünya nüfusunun yarısının üzerinde yaşadığı şehir ve nefsi cihanda yine aynı şekilde İsfahan şehrinin unvanıdır. Kaşgar ışıldayan incidir. Bu unvanı onlara Çinliler vermiştir. Çinli tüccarlar. Çin'e giderken yolların üzerindedir Kaşgar şehri ve ışıkları sürekli parladığı için ona ışıldayan inci lakabını vermişlerdir. Semerkant'ı daha önce Timur Devleti zamanında şehirlerin şahı olarak sormuşlardı. Semerkant'tan bir soru gelmez ama gelirse de Semerkant'ın bir başka unvanı da zengin şehirdir ticaret yaptığı için. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği Ötügen. Ötügen neydi? Toprak ana olarak geçiyordu. Göktürkler, Uygurlar, Hunlar, birinci Göktürk, ikinci Göktürk, Hun, Uygur bu dört devletin de başkenti yani ilk kurulduğu yer Ötüken'dir. O yüzden Ötüken toprak ana olarak geçer, kutlu toprak olarak geçer ve kutsal bir şehir olarak görülür. Evet arkadaşlar, bomba bir soru. Bu soruyu da ilk defa benden görüyorsunuz. Bu sene YGS'de ulu önderimiz Atatürk'ün nüfus cüzdanını koyup bir resimli soru sordu. Biliyorsunuz komisyon 2015 yılında değişti. Yani bu sene soruları hazırlayan komisyonla 2014'ün, 2015'in KPSS sorularını hazırlayan komisyon aynı değil. Bu adamlar 2015 YGS'de resimli soru sormuşlarsa niye 2016 KPSS'de de resimli bir soru sormasınlar? Soracaklarsa ilk defa olacağı için basit olanı soracaklardı. Zaten resimli olarak da çok fazla biraz düşündüm ben bu konuyu. Çok da öyle soru çıkmıyor arkadaşlar yani muallak oluyor. Ama bayraklar konusu nettir. Evet arkadaşlar hepiniz doğru cevabı verdiniz. Yok yok cevap A seçeneği Göktürkler. Ben size ne demiştim ikinci soruyu çözerken? Aşina boyundan gelir Göktürkler demiştim. Uygurlar yağlakar. Yazayım onu da çünkü bu ikisi de map'te geçer. Uygurlar eşittir. Yağlakar. Göktürkler eşittir. Aşina. Aşina ne demekti? Kurt demekti. Ben size ne dedim? Göktürk ile ilgili bir şey gördüyseniz eğer işin içinde kurt arayın. Kurt resmi Göktürklerindir. Bu da arkadaşlar slide paylaştığım zaman ilk İslam öncesi İslam devletleri arasındaki Türk devletlerinin bayrakları. Ben olsam şu Gaznelileri sorardım. Şu hindi mi, horoz mu, tavuk mu neyse bir şey var orada. Değişik bir şey o. Gaznelilerle bir ilişki kurulabilecek bir şey değil yani. Hani diğerlerini az buçuk çıkartırsın yani bakarsın hani. Harzemşahlılar da garip mesela bakın. Simsiyah bayrağı var. Niye Harzemşahlılar? Çünkü Moğollarla mücadele ettiği için hep yenilgi almışlardır. Özellikle o şehir baskını vardı. Şehrin ismini hatırlayan var mı? Otrar faciası hangi devletin topraklarında gerçekleşmişti? Harzemşahların. O yüzden bu siyah bayrak Harzemşahlar aklınızda kalsın.
Moğollarla olan mücadelesinden ötürü. Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler döneminden arkadaşlar bir soru gelir. Şu an soru kronolojisini de söyleyeyim. Bu sene beklenilen İslamiyet öncesinden bir, ilk Türk İslam devletlerinden iki, Anadolu Selçuklu Devleti'nden maksimum bir soru gelir. O yüzden soru sayısını fazla uzun tutmadım. Karma sorular hazırladım. Buyurun arkadaşlar. Bravo. Bravo. Aynen öyle. Doğru biliyorsunuz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ilk defa para bastıran hükümdar Sultan Mesud'dur. Kılıç Arslan'sa Haçlı ordularını yenen, ikinci Haçlı ordusunu yenen Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarıydı. Burada arkadaşlar B öncülü dikkatinizi çeksin. Kırklareli Muharebelerinde Osmanlı ordusunu esir almıştır Kadı Burhanettin. Kırklareli Muharebeleri Yıldırım Beyazıt zamanında yapılıyor Kadı Burhanettin'le. O Yıldırım Beyazıt oraya bir ordu gönderiyor. Kadı Burhanettin de Osmanlı ordusunun yani neredeyse kılıçtan geçiriyor. Geçirmediğinde esir alıyor. Bunu öğrenen Yıldırım Beyazıt tabii bu sefer kendisi gidiyor oraya. Sonuç olarak da Kadı Burhanettin için çok iyi bir sonuç ortaya çıkmıyor. Burada bilmeniz gereken ek bir bilgi, 2. yıl Ankara Savaşı'ndan sonra 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulmayan, tekrar kurulamayan iki beylik vardı. İki beyliği yan yana yazar mısınız bilenler? 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da tekrar kurulamayan iki beylik. Karahisaroğulları ve bu Kadı Burhanettin Beyliği'dir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Birinci Mesut olacaktı. Buyurun arkadaşlar. Ben bunu niye dördüncü koymuşum ya? Neyse Allah'tan yanlış bir öncül var. Hadi iyisiniz yine. Dörtte bir şansınız var. Beşte bir değil. Evet arkadaşlar. Bu sorudaki dört öncülü, üç öncülü, A, B, B ve C öncüllerini çok iyi bilmenizi istiyorum. Türkiye Selçuklu tarihi eserinin yazarı İbni Bibi'dir. MEB'de geçer. Türk edebiyatında gazel ve özellikle bu adam çok önemli bakın. Orada bir cümle var. Divan şairi, ilk divan şairi. Divan edebiyatı Osmanlı Devleti'nde çok önemlidir. İlk defa divan şairi kabul edilen kişi Hoca Denhani'dir. Zaten tarihten soru bankaları çözerseniz birçok soru bankasında görmüşsünüzdür bu soruyu. Buna dikkat edin. Anadolu'nun İbn Sina'sı olarak anılan tıp bilginde Hacı Paşa. Hiç öyle İbn Sina gibi, tıpçı gibi durmuyor. Adam paşa sanki ordu komutanı gibi. Ama isim olarak böyle arkadaşlar. Anadolu'nun İbn Sina'sı olarak anılmıştır bu isim. Yunus Emre ile Mevlana Celaleddin Rumi çağdaş tasavvufçulardır. Hatta Yunus Emre ile Mevlana atışmışlardır birbirleriyle. Onların atışmasını da internetten arayarak bulabilirsiniz. Selçuklu Şehnamesi'ni kimin, İbni Bibi'nin yazdığını bilmiyorum hocam. O sanki başka birisiydi. Şu an aklımda değil. Doğru cevabımız D seçeneği. İkisi de çağdaştır. Çağdaş demek aynı yıllar arasında yaşayanlar demek. Yani birbirini gören, birbirini görme olasılığı olanlar ya da öyle söyleyeyim. Evet, süremiz de kısılıyor. Biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Osmanlı Devleti siyasi ve kültür medeniyet karma soruları. Osmanlı Devleti'ne geçtik arkadaşlar. Bu sene 10'a yakın, 9'a yakın soru var buradan. Burada özellikle double soruları fazla hazırladım. Buyurun. Özellikle o dördüncü öncülü direkt soru olarak dahi sorarlar. Çünkü Karamanoğulları sürekli yıkılıyor, kuruluyor, isyan ediyor, hatıranıyor, çatıranıyor. Ya buna kim son vermiş kardeşim? Bu adamları kim bitirmiş diye sorarlar yani.
B var, A var, B var, A var. Evet arkadaşlar, sorumuzun çözümüne geçiyoruz. Edirne-Segedin Anlaşması. Edirne-Segedin Anlaşması hangi padişah dönemindeydi? II. Murat dönemindeydi. Hatta Edirne-Segedin Anlaşması'nı II. Murat imza attıktan sonra Manisa'ya tasavvufa çekilmişti, değil mi? Döneminde Osmanlı Devleti'nin ilk deniz savaşının yapıldığı 1. Mehmet Çalıbey Deniz Savaşı'ydı. Kime karşı yapılmıştı? Venediklilere karşı yapılmıştı. Döneminde Bulgaristan'a tamamen Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Bulgaristan hangi savaş sonrasında tamamen Osmanlı Devleti'ne katılmıştır diye de sorar. Cevabınız Nibolu. Nibolu Haçlı Savaşı'ndan sonra Bulgaristan kesin olarak tamamen Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Döneminde Karamanoğlu Beyliği'ne kesin olarak son verilen padişah kimdir? İkinci Bayezid, yani Fatih'in oğludur. Zaten Fatih Sultan Mehmet'ten önce olması mümkün değildir. Çünkü İstanbul'u fethettiği sırada Fatih Sultan Mehmet Karamanoğulları ile anlaşma, yani ittifak imzalamıştı, değil mi? Hani şıklardan giderek de bulunabilecek bir soru aslında. Yani bu soruların hepsini aslında siz çözebilirsiniz ama biraz pratik gerekiyor. Zor bir soru değil. Edirne Seged'in özellikle dikkat edin. Bunu 1. Murat'la karıştıranlar çok var. O şeydi. Neydi onu da ben de unuttum şimdi. İzladi Derbent olayı Edirne Seged'in anlaşmasına sebep olan Macar hükümdarı Yanoş'un birlikleriyle çatışmışlardı. Orada yenilmişlerdi. O yenilgiden sonra Edirne Seged'in anlaşması imzalanmıştı arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Cevap yok mu? C geldi Selin hocamdan. Kediniz sizi uyarıyor Selin hocam. C değildir diyor. D de değil. D de değil. Evet, doğru cevap Asiye hocamdan geldi. Köprülü Mehmet Paşa değil. Şimdi açıklayalım bakalım niye Köprülü Mehmet Paşa değil. Köprülü Mehmet Paşa hemen hemen her işte duraklama döneminde yükselme dönemi olarak anılan bir dönemin başındaki bir adam olduğu için hemen hemen dört öncülde mutlaka vardır diye düşünülebilir. 1509 yılında İstanbul depremi padişah döneminde yaşanmıştır. Osmanlı tarihinde küçük kıyamet olarak bilinir. Bunu direkt soru olarak da sorarlar. Küçük kıyamet olarak bilinen İstanbul depremi aşağıdaki hangi padişah zamanında yaşanmıştır? A seçeneği 2. Bayezid. Önceleri Hakkı Oynar'ın hizmetindeyken Osmanlı hizmetine girmiş Selimname ve Heşbehiş adlı eserleri kaleme almıştır. Bunu Ramazan hocamız da özellikle üstüne basmıştı. İdrisi, Bitlisi olduğu konusunda. Avusturya ile imzalanan Vas var ve Lehistan'la imzalanan Bucaş anlaşmaları onun sadrazamlığı döneminde imzalanmıştır. Peki Vas var ve Bucaş anlaşmaları hangi padişah döneminde imzalanmıştır diye sorarsa? Şimdi hepimiz Bucaş Anlaşması'nın batıdaki toprak kazandığımız son anlaşma olduğunu biliyor herhalde. Bakın kazançlı demiyorum ha. Batıdaki toprak kazandığımız diyorum. En son kazançlı anlaşma 1. Mahmut zamanındaki Belgrad'dır. Belgrad Anlaşması'dır. Hayır. Arkadaşlar Avusturya ile imzalanan Vas var ve Lehistan'la imzalanan Bucaş anlaşmaları 4. Mehmet zamanının gelişmesidir. 4. Mehmet 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin tahtındadır ve 4. Mehmet Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en fazla Osmanlı tahtında kalan padişahtır. Bunu herkes Abdülhamit sanıyor, 2. Abdülhamit. Değil 2. Abdülhamit, 3. sırada da Orhan Bey var. Abdülhamit 4. sırada arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'nde en uzun hüküm süren padişahlar sırasıyla 1. Kanuni, 2. 4. Mehmet, 3. Orhan Bey, 4. 2. Abdülhamit.
Buna da dikkat etmenizi istiyorum özellikle. 17. yüzyılın çok büyük bir kısmında bu adam tahtta olduğu için zaten Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Köprülüler dönemi de 4. Mehmet'le başlıyor. Yani 4. Mehmet saltanattayken Köprülüler geliyor. Hani Köprülülerle ilgili bir soru gördüğümüz zaman gözünüz kapalı Köprülü 4. Mehmet'i alın. Karlofça Anlaşması'ndaki başarısından ötürü Reisülkitaplıktan Sadrazamlığa yükselmiştir. Reisülkitaplıktan Sadrazamlığa ilk defa yükselen kişi Mehmet Rami Efendi'dir. Cevabımız ne çıktı? Köprülü Mehmet Hoca. Uygar önünde bir Türk gibi. Evet. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. Doğrudur. Uygar önünde Türk gibi göçlü ifadesini kullandırmıştır Avrupalılara. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tabii çıkabilir de o artık el ayağa düşmüş bir bilgi olduğu için ben koyma gereği duymadım hocam. Onu görmüşsünüzdür. Çünkü soru bankalarında var. Şimdi bu soruyu çözmenizi beklemiyorum. Ben bunu özellikle koydum buraya. Açıköğretim Fakültesi'nde bununla ilgili bayağı bir yarım sayfaya yakın bir yazı var. Korktum açıkçası böyle bir soru gelir mi diye. Şimdi hepimiz Kanuni Sultan Süleyman çok fazla kanunname çıkarttığı için kendisine o dönemde Kanuni ismi verildiğini düşünüyoruz. Bu aynı Lale Devri'ne benziyor. Lale Devri'nde yani 1718-1730 yıllar arasında Lale Devri denmiyordu arkadaşlar. Lale Devri ifadesini Yahya Kemal Beyatlı ilk defa bir şiirinde okuduğu için biz bugün Lale Devri'ne Lale Devri ismi veriyoruz. Sultan Süleyman'a yani 1. Süleyman'a da Kanuni unvanının verilmesi 18. yüzyılda Dimitri Çantemir isimli aynı zamanda Türk klasik müziğine de büyük katkısı olan Boğdan eyaletinin beyliğini yapmış olan Roman asıllı tarihçi ve yazar vermiştir. Yani biz bugün Kanuni'ye Kanuni dememizin sebebi Dimitri Çantemir'dir. Yahya Kemal Beyatlı da neydi? İlk defa şiirinde Lale Devri ismini kullanan kişiydi. 14. sorumuz. O soruyu bilmenizi beklemiyorum. Onu şimdi öğrendiniz. Hiçbir kaynakta yazmıyor. Sadece aklınızda bulunsun. Dimitri Çantemir diye bir adam Kanuni'ye unvanını vermiş. Yani biz ona o yüzden Kanuni diyormuşuz. Avrupa tarihi konusudur bu aynı zamanda. Bir soru geliyor. Gelmesi bekleniyor Avrupa tarihinden. Bu Rönesans, reform, coğrafi keşifler olan konular Avrupa tarihi konularıdır. Oradan bir soru maksimum. Bazen gelmeyebilir. Bir tane de ben yazdım o yüzden. A diyenler var. B diyenler var. Bu soruyu zaten ben ilk öncül için aldım arkadaşlar. Asıl benim için önemli olan hem tarihte hem güncel bilgilerin genel kültür kısmında sorulabilecek bir soru bu ilk öncül. İngiltere ve Avrupa'da aydınlanma felsefesini, aydınlanma çağını başlatan düşünür John Locke'dur. Jean-Jacques Rousseau değildir. Yani sizi ilk düşünmeye itecek şey Jean-Jacques Rousseau olduğu için zaten A seçeneğine gittiniz. Ama Avrupa'da aydınlanma felsefesini başlatan düşünür John Locke. Çalışmalarını iki kainat sistemi üzerinde konuşmalar adlı eserinde toplayan ünlü gökbilimci Galileo. Rudolf'un Cetvelleri adlı kitabında gezegenlerin temel tablolarını yayınlayan kişi Kepler. İlk defa da buharlı makineyi icat eden kişi Denis Papin'dir. Yani bu karma bir soru. Bunun dört öncülün dördünden ayrı sorarlar. Hepsi teker teker bir soru olabilir. Ben Avrupa tarihinden bir soru yazdığım için hani olabildiğince fazla öncüllü bir soru ve güzel kalıplı bir soru hazırlamaya özen gösterdim. 15. sorumuz arkadaşlar. Bu soru da benim beklediğim bir sorudur. İkinci Viyana Kuşatması 1682, Karlofça Anlaşması 1699 yılıdır. İki tane dördüncü Mehmet var Asiye hocam. Hangisi? Üstteki mi alttaki mi?
İkinci Viyana kuşatması yapıldığında, yani 1682 yılında Osmanlı Devleti'nin başında 4. Mehmet vardı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı Viyana önlerine göndermişti. Viyana önlerine giden ordu o zamana kadarki Osmanlı Devleti'nin topladığı en büyük savaş ordusuydu. Bu muharebede Osmanlı Devleti yenilgi alacaktı. Ve bu yenilgiden sonra 4. Mehmet bir iki yenilgi daha aldıktan sonra özellikle Salankeman önlerinde tahtından indirilecekti. 1699 yılına kadar 2. Ahmet var arada. 2. Süleyman var. Kısa kısa adamlar var. Çok önemli bir icraatları yok. 1687 yılında 2. Mustafa Zent önlerinde bir muharebede yeniliyor Avusturyalılara. Kutsal İttifak grubu kuruluyordu biliyorsunuz. 1682 yılında Jens Sobieski komutasında Leh ordusuyla beraber Viyana önlerinde ilk defa Kutsal İttifak oluşturulmuştu Osmanlı Devleti'ne karşı. Ne zamandan beri? İkinci Kosova Savaşı'ndan beri. İkinci Kosova Savaşı'ndan sonra artık Osmanlı Devleti'ne karşı bir ittifak kurulamamış, savunmaya geçilmişti. Ta ki 1682 yılında Viyana'da tekrar Papa önderliğinde Haçlı İttifakı oluşturuldu. Bu Haçlı İttifakı'nın başına Jean Sobieski geçti. Viyana önderliğinde Osmanlı Devleti yenildi. Ama yenilir yenilmez Karlofça Anlaşması'nı imzalamadı. Herkes zannediyor ikinci Viyana'da yenildik, peşine anlaşma imzaladık. Hayır. İkinci Viyana kuşatması 1682 yılında yapılmıştır. Karlofça Anlaşması 1699 yılında imzalanmıştır. Arada bayağı bir yıl var. Bu yıl sürecinde biz zaten Kutsal İttifak'la savaşıyoruz. Salankeman olsun, Zento olsun. Bazen yeniyoruz, bazen yeniliyoruz. Ama genel itibariyle yenildiğimiz için 2. Mustafa devrinde Avrupalılarla, Kutsal İttifak'la Karlofça Anlaşması'nı imzalıyoruz. Yani tahtta olan 4. Mehmet'ti. Karlofça Anlaşması'ndan önce Viyana kuşatmasında Karlofça Anlaşması'nı imzalayan da 2. Mustafa idi. Buna dikkat edelim. Doğru cevabımız E seçeneği. Beklediğim bir sorudur. Altını çiziyorum. Soruyu da ben çözeyim arkadaşlar. Bu da biraz kıl bir soru. Kaynaklarda geçmiyor ama AÖF kaynaklarında geçer. MEP'te yazmaz yine. AÖF'te yazar. Hristiyan mezhebidir. Bosna Hersek'te yaygın olup Hz. İsa'nın sadece bir peygamber olduğunu ve Allah'ın oğlu olduğu inancına karşı çıkarlar. Hristiyanlar içerisinde bu inanca sahip olan tek mezhep denilebilecek oluşum budur. O yüzden koydum ben bunu. AÖF de bunu almıştır. Bunun adı Bogomilizm'dir arkadaşlar. Ve bunların birçoğu Müslümanlığı kabul ettiği varsayılır. AÖF'te yazan ifade budur. Eğer görürseniz, yani Bogomilizm olduğunu bilin. Çıkma ihtimali düşüktür ama çıkarsa dediğim gibi sapma yapacak. Kimsenin işaretleyemeyeceği bir soru olacaktır. 17. soru. İyi okuyun, iyi değerlendirin. Osmanlı Devleti'ndeki veraset sistemini aklınızın önüne bir getirin önce. Evet arkadaşlar, çok güzel. Evet, doğru cevap sizin de arkadaşlarımızın da dediği gibi B seçeneği değil. Niye değil? Şimdi onu açıklayacağım. Bir daha da bu soruyu yanlış yapmayacaksınız zaten. Osmanlı Devleti'ndeki veraset değişikliklerini şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Osmanlı Devleti'ndeki ilk veraset değişikliğini 1. Murat yapmıştı. Ne yapmıştı? Ülke hükümdar ve ailesinin malıdır anlayışının yerine ülke hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışını getirmişti. İkinci veraset değişikliğini Fatih Sultan Mehmet yapmıştı. Fatih Kanunnamesi'nde kardeş katlini yasallaştırmıştı. Üçüncü veraset değişikliğini 3. Mehmet yapmıştı. Oradan da aklınızda kalabilir. Ne yapmıştı bu adam? Sancağa çıkma usulünü kaldırıp yerine kafes sistemini getirmişti. Dördüncü veraset değişikliğini zaten 3. Mehmet'ten sonra hemen tahta çıkacak olan 1. Ahmet yapacaktı. 3. Mehmet'in getirmiş olduğu kafes sisteminin zararlarını görecekti. Diyecekti ki bu sistem olmaz. Ben bunun yerine Ekber ve Erşed sistemini getiriyorum diyecekti. Şimdi şöyle düşünün. Bir Osmanlı padişahı kendi getirdiği sistemle tahta çıkabilir mi? Mantıklı mı bu? Hem sistemi kendi getirecek hem de o sistemle tahta çıkacak. Böyle bir şey yok. Ekber ve Erşed sistemini kim getirmiştir diye sorarsan 1. Ahmet cevap. Ama Ekber ve Erşed sistemiyle tahta çıkan ilk padişahı sorarsam 1. Ahmet'ten sonra gelen ilk padişahtır bu. Bu da C seçeneği olan 1. Mustafa'dır. Bakın veraset sisteminden türlü türlü sorular üretebilirler.
Yok efendim kafes sistemini kim getirmiştir? Yok sancağa çıkan en son padişah kimdir? Üçüncü Mehmet'tir bu arada sancağa çıkan son padişah. Sancağa çıkmayı kanunlaştıran da Fatih Sultan Mehmet'tir. Cülus Bahşişi ile beraber. Fatih Sultan Mehmet'in kanunlaştırdığı şeyleri yazmak istiyorum. Cülus Bahşişi. Sancağa çıkma. Ve asıl önemli olan şey ise iltizam sistemini getiren padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Hani bu Salyaneli Salyaneli seyaletlerde alınan iltizam sistemi var ya, işte onu getiren Fatih'tir. Ve devletin kitabında yazar. 3-1-3-1 olarak o 18. yüzyıl yok 17. yüzyıldaki ıslahatçı padişahlardır hocam. 18 pardon. Evet 18. 17 olur mu? 17. yüzyılda dünyanın padişahı var zaten. Duraklama dönemi en fazla padişah değişikliği olduğu dönemdir. Zaten 3 ile başlayan padişahların hepsi 18. yüzyıl padişahıdır arkadaşlar. Sadece bir tanesi değil. O da 3. Murat. O da zaten yükselme döneminin son padişahıdır. Yukarıdaki Osmanlı Devleti'nin sorumuzu okuyalım. Anlaşmalardan soru bekliyorum. Evet, 3. Mehmet de değil. Doğru söylüyorsunuz Sultan Hocam. 3. Mehmet ve 3. Murat hariç. Anlaşmalardan soru bekliyorum. Anlaşmayı verip anlaşmanın içerisinde öncüllü olarak seçenekler verecek. 4 tane seçenek yazacak. Yok şöyle toprak kaybedilmiştir, yok şu olmuştur. Onların hepsini biliyor olacaksınız ama hangi padişah döneminde imzalandığını çoğu kişi bilmiyor. Bilmediği için de böyle bir soru olması muhtemel. C diyenler var. E diyenler var. E diyen arkadaşımız doğru cevabı verdi Asiye Çiftçi. Eşleştirelim şimdi arkadaşlar. Ferhat Paşa Anlaşması neydi? Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmaydı. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşmayı imzalandığında tahtta olan Osmanlı Padişahı 3. Murat'tı. Aynen İran'la yapılmıştı. Nasuh Paşa Anlaşması ile de kaybetmiştik. Bahçesaray Çehrin Anlaşması. Çeldirici olan bu. Bahçesaray Çehrin Anlaşması Rusya ile yapılan ilk resmi anlaşmadır. Anlaşmayı yapan kişi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Şu hani Viyana önlerine gidip de Osmanlı ordusunu perişan etmişti ya orada. O adamdır. Rusları yenmiştir o adam orada. Bahçesaray Çehrin Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayı imzalayan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa o önemli değil. İmzaladığı padişah dönemi 4. Mehmet'tir. Ben sana demiştim. Köprülüler dönemi gördüğünüz zaman 4. Mehmet işaretleyeceksiniz. Yaş Anlaşması 3. Selim zamanında imzalanmıştı. Önemi neydi? Osmanlı Devleti bu anlaşmadan sonra dağılma ve parçalanma dönemine girecekti. Küçük Kaynarca Anlaşması bu anlaşma 1. Abdülhamit zamanında imzalanmıştı. Önemi neydi? Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödediği anlaşma Küçük Kaynarca'dır. Karlofça yazmayın sakın. Gözünüzü seveyim. Eğer sorarlarsa şıklara Karlofça da koyacaklar çünkü. Doğru cevabımız 1. Süleyman Kanuni'dir. Döneminde Kanuni dönemiyle ilgili herhangi bir anlaşma verilmemiştir. Burada Amasya Anlaşması var onun döneminde. İran'la imzalanan ilk resmi anlaşma Amasya Anlaşması'dır. O da Kanuni döneminde imzalanmıştır. Buyurun arkadaşlar. Lütfü Hocam saat 8'de ders var mıydı? Benim 55 tane sorum var. Ben daha 19. sorudayım. Tamam hocam. Tamam hocam.
Arkadaşlar bu soruyu da ben çözeyim isterseniz. Bu da çok fazla kaynaklarda karşınıza çıkmayan bir soru. Açık Öğretim Fakültesi Tarih Ders Kitabında Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıl siyasi gelişmeleri başlığı altında iki sayfa ayrılarak özellikle üzerinde durulmuş olan bir Kadızadeliler hareketidir bu. Bunun cevabı A seçeneği Kadızadeliler. Diğerleri de mezheplerdir. Burada kara papazlar olarak geçen şeyi biz Cizvitler olarak biliyoruz. Hani Fransa'nın kolladığı Osmanlı Devleti içerisinde Hristiyanlığı yayma politikası güden Cizvitler vardı ya, onlara Osmanlı Devleti'nde kara papazlar deniliyor. Hani şıklara Cizvitler yazmaz, kara papazlar yazarsa duymuş olursunuz en azından. Doğru cevabımız burada Kadızadeliler. Konuyla ilgili bilmeniz gereken başka bir şey yok. Yani böyle bir soru gelirse ancak bu şekilde sorabilirler. Farklı soramazlar. Buyurun hocam. Cevap hepinizin de söylediği gibi Ploşnik değil. Ploşnik neydi arkadaşlar? Ploşnik Muharebesi. Ploşnik Muharebesi 1. Murat zamanında Osmanlı akıncılarının tuzağa düşürülüp de yenildiği, bunun üzerine de Kosova, 1. Kosova Savaşı'nın çıkmasına zemin hazırlayan muharebe değil miydi? Soru ne soruyor? Ta 1699'u soruyor. Zenta Muharebesi'ni az önce anlattım zaten. 2. Mustafa 1687 yılında yapmıştı. Bu yenilgiden sonra Osmanlı Devleti Karlofça Anlaşması'nı imzalayacaktı. İzla Diderbent olayını da anlattım zaten. Edirne Seged'in anlaşmasına zemin hazırlayan, 2. Murat zamanındaki Osmanlı Devleti'ndeki o Edirne Seged'in anlaşmasına zemin hazırlayan olay da buydu. Burada da Osmanlı Devleti'nin keşif birlikleri pusuya düşürülüyordu ve bayağı bir kayıp veriyorlardı. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar Kahlenberg Muharebesi'dir. Yani Karlofça Savaşı, 2. Viyana Savaşı sırasında yardıma gelen Jensobeus komutasındaki Leh ordusunun başında bulunan Haçlı ordusuyla yapılan muharebenin adı Viyana önlerindeki Kahlenberg muharebeleridir. Aman dikkat edin. Zor değil hocam, bunlar kaynaklarda geçen şeyler. Yani zaten klasik soruları ben hazırlamıyorum size. Yani zaten kaynaklarda çözüyorsunuz. Aynı zamanda Ramazan hocamız da çok anlatıyor bunları. Yani bunlara hakim olduğunuzu düşünüyorum. Ben daha çok sizi yanıltabilecek sorular hazırlamaya özen gösterdim. Güzel. Birinci Mahmut diyen arkadaşlar. Birinci Mahmut. Hendeshane, kara mühendishanesi tekrar bir gözden geçirin isterseniz. Kara mühendishanesi yani hendeshaneyi kim kurmuştu? Birinci Mahmut kurmuştu. Hatta bu mühendishaneyi kurduğu için Osmanlı ordusu Avusturya ve Rusya ile aynı anda ikisiyle birden çarpışıp kazanıp Batı'da imzalamış olduğumuz son kazançlı anlaşma olan Belgrad Anlaşması'nı imzalayacaktık. Bunda en önemli etken neydi? Hem Conte de Bonneval'ın katkıları, yani Humbaracı Ahmet Paşa'nın topçu ocağını ıslah etmesi, Humbara ocağını ıslah etmesi, bir de hendeshanenin kurulmasıydı. Deniz Mühendishanesi ise 3. Mustafa zamanında kurulmuştur. Bu soruyu özellikle koydum buraya çünkü mühendishaneyi Berri Humayun'la mühendishaneyi Bahri Humayun'u farklı olan kaynaklar var. Devletin kitabından MEB'de hem Berri Humayun hem Bahri Humayun 3. Selim zamanında alınır. Milli Eğitim Bakanlığı böyle der. Sınavda da zaten siz MEB'den sorumlusunuz. Yani mühendishaneyi Berri Humayun'da, mühendishaneyi Bahri Humayun'u kesine kesin 3. Selim olarak alıyorsunuz. Kara mühendishanesi yani hendeshaneyi 1. Mahmut alıyorsunuz. Deniz mühendishanesinde 3. Mustafa alıyorsunuz. İstihkam okulu ise 1. Abdülhamit zamanında açılmıştır. Öncülerde verilen, kendisiyle yeniliklerle ilgili verilmeyen padişah 2. Mahmut'tur. Yani E seçeneğimiz. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Buyurun. Bu paylaştığım soruları size tekli sorarlar arkadaşlar. Bu şekilde soru gelmez.
Atıyorum sana adam oradan sadece mühendishaneyi Berruhmayni kim kurmuştur der sana. Ki oraya hepsini anlatayım, hepsini bilin. Hepsini duyun. Hiç duymamaktan iyidir, en azından söylüyorum size. Bu şekilde duymuş olacaksınız. Ara verelim. Evet, bu sorudan sonra ara verelim. Videoyu tekrar da izleyebilirsiniz bu arada. Yani çok şey bir şey değil. Aklınızda kalır. Bunlar önemli sorular arkadaşlar. Yani iskelettir bu sorular. Ağır iskelettir hem de. Yani bunları bildikten sonra birçok şeyi zaten kafadan da yapabilirsiniz. Mantıkla yürütebilirsiniz. Evet, Kuleli olayı ve Çırağan baskınıyla ilgili olarak şurada notlarımda ben ne yazmıştım? Heh. Arkadaşlar, Kuleli olayı Fedailer Cemiyeti tarafından Abdülmecit'i tahttan indirip Abdülaziz'i tahta geçirmek için yapılan darbe girişimidir. Abdülmecit'i indirip Abdülaziz'i getirmek istiyorlar. Peki niye Abdülmecit'i indirmek istiyorlar? Abdülmecit döneminde iki önemli gelişme vardı. 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nı ilan etmişti. 1856 yılında da Islahat Fermanı'nı ilan etmişti. Bu iki fermanda da gayrimüslimlere, özellikle Islahat Fermanı'nda çok yoğun haklar verilmişti. Çok fazla. Hatta Osmanlı toplumunda, halk arasında yani gavur bizi geçti ifadeleri kullanılmaya başlanmıştır ve bu muhafazakar kesimi çok rahatsız etmiştir. O yüzden muhafazakar kesim bir şekilde Abdülmecit'i tahttan indirmenin yolunu aramıştır. Zaten Osmanlı Devleti'nde şu iki olay dışında öyle hani çok fazla şey bir yok. Bir olay yok hani göze batan. Bu ikisini bilin yeter. Kulel olayında Abdülmecit ıslahat fermanını ilan ettiği için, halk tarafından tepkiyle karşılandığı için tahttan indirilmeye çalışıldı. Çırağan baskını ise, Çırağan Sarayı deyince sizin aklınıza 2. Abdülhamit gelir. 2. Abdülhamit'i tahttan indirerek, niye indirmek istiyorlar? Çünkü Osmanlı Mebusan Meclisi ne yapmıştı 1876 yılında? Kapatmıştı. Neyi bahane göstermişti? 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nı bahane göstermişti. Bu savaşta alınan yenilgiden sonra Osmanlı Mebusan Meclisi'ni tek taraflı olarak feshetmişti. Yenilik taraftarları da Mebusan Meclisi'ni tekrar açabilmek için Çırağan baskınını gerçekleştirdiler. Çırağan baskında tahta çıkartmaya çalıştıkları kişi 5. Murat'tı. Deli Murat olarak geçer. Zaten Abdülhamit'ten önce tahta o çıkmıştı, deli olduğu için indirdiler. Osmanlı Devleti'nde tahtta en kısa kalan padişah kimdir diye sorarlarsa cevabınız 5. Murat olacak. Kendisi deliydi. Yanlış hatırlamıyorsam 93 gün tahtta kalmıştı. Sorumuzun doğru cevabı Abdülhamit A seçeneğidir. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinde kalıyoruz arkadaşlar. Bir ara verelim.